Dostlarım hepinize bomba manyak güzel bir o kadar da üzgün bir videodan selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl gidiyor bugün? Bugün Stoklu 07 ile beraberiz. Bordo kırmızı olsun, 5 fazla olsun dedik dostlarım. Şimdi şuradan bir çevre yoluna doğru bir gazlayalım dostlar. Şimdi dostlar bugün üzücü haberlerim var sizlere. Zaten motor kazası yaptığımdan, yayalara çarptığımdan beri iki yakam bir araya gelmiyor. Arkadaşlar öncelikle neden bu motordayız? Üzücü haberimiz aslında bu. Oy ne oluyor bugün, neden trafik var ya? Arkadaşlar şimdi neden bu motordayız hemen açıklıyorum. Motor kilitledi. Benim altımda kilitlemedi. Nasıl oldu, ne oldu hiçbir fikrim yok dostlarım. Şuradan gidelim, galiba kaza vesaire var. Çünkü arkadan da trafik polisi geliyor. Şimdi motorumu dayıma vermiştim. Üniversite sınavına giriyordum biliyorsunuz. Üniversite sınavına girdim. Dayımın arabasıyla gittim. İkinci gün bu arada, pazar günü. Pazar günü yaşanıyor mevzu. Üniversite sınavına gittim arkadaşlar. Üniversite sınavından çıktım, dayım beni arıyor. Baktım, efendim, alo efendim vesaire. Her neyse, dayım dedi motoru çalışmıyor. Dedim nasıl çalışmıyor? Motor yolda giderken kendinden istop etmiş ve motor yemiş. Motor cici abi, sizlere ömür. 2 hafta vesaire kendi motorumla video atamayacağım. Bu şekilde farklı kişilerin motorlarıyla vesaire güzel videolar atmaya çalışacağım. Güzel bir şekilde farklı kişilerin motorlarını kullanacağız dostlarım. Tam böyle 360 kamera vesaire aldım dostlarım, tamam mı? Abi yok, kendi motorum olmayınca yapamam. Çünkü kısa manet var bunda. Benimki uzundu biliyorsunuz. Şöyle yaptım mı tarla geliyordu direkt. Ama gazda. Gazda biraz alabiliriz belki. Orada trafik polisi mi var? Biz düz gidelim abi. Ya senin amına koyayım. Trafik polisi sandım, değilmiş. Üzücü haber bu dostlar. Bugün motoru çevirmeye çalıştık. Motor kilitlemiş, motor çevrilmiyor. Büyük ihtimalle sibop vesaire kesti. Yani sibop kesti mevzusu şu aslında. Sibobu böyle pistona çakıyor, anladınız mı? Büyük ihtimalle sibobu pistona çakmış. Daha açılmadı. Açılınca netleşecek. Ama şu anda üst kapak bile değişiyor olsa net bir şekilde motorcu yapıyor. Ben kendim araba tamircisiyim aslında. Kendim de yapabilirim ama olmuyor abi ya. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Ya bugün ne oluyor? Her yerde bir polis vesaire. Ya Osman abi çok özür dilerim. Özlemişim 07'yi. Bu arada 2 gündür falan motosiklet üzerine bilmiyorum. Küçük motor var, 50cc, onunla gidip geliyorum işe falan. O şekilde dostlar. Yani bir müddet beyaz melekten 666'dan uzak duracağız. Bu arada motorun aldığı 666, çünkü plakası da 666. 666 melekleri temsil ediyor. Özellikle şeytanı temsil ediyor. O yüzden biraz şeytansı bir motor bizim motorumuz. Bakın bunlar da sesleri göstermiyor. Normal müşürde arıza var. 5. vitesi mesela göstermiyor bu 07. Ama bizimkinde öyle bir kronik bir rahatsızlık yoktu. Şeytan kulağına kurşun. Ş-
Şimdi bizimkinin bazı sıkıntıları da lastiğin vesaire sarmasıydı. Bunda abi kolay geliyor ya. En azından bu şey yapmıyor dostlar. Böyle şöyle şöyle olmuyor yani, anladınız mı? Lastik sarmıyor. Benimki çok fazla sarıyordu. Debriyaj da denemek istiyorum ya. Yok ya, debriyaj çok sıkıntı çıkartıyor şey kısa olduğu için. Ya abi teker denemek istemiyorum. Tamam, bu kadar yeter abi. Emanet motor, teker yok abi. Bu videoda hüzün var, üzüntü var ama teker yok. Tekersiz bir şekilde. Çok fazla riske atmayacağım çünkü kendi motorum değil, böyle şehir işlerine vesaire girmeyeceğim. Böyle kısa bir dönüş yapacağım şimdi çünkü sadece çevre yolunu göstermek istemiyorum sizlere. Bu arada kırmızı da bize açıyor, ne dersiniz dostlar? Keşke evden kırmızı vizörümü taksaydım. Tabi siz göremeyeceğiniz bunu ama kırmızı vizörü de takmış olsaydım gayet güzel olabilirdi bence. Bu arada bu yol da çok güzel tekere geliyor. Abi çok harika bir motor ya. Bence kendi motorumu çok fazla özledim. Arkadaşlar Antalya'da olup 07'si olanlar lütfen ulaşın. Magandalı gittik, serserilik yok bugün. Yani onun harici zaten 4000 lira ceza yedim. Biliyorsunuz yayaya çarptığımda 4000 lira ehliyet yetersizliğinden ceza yedim. Ondan sonra doğum günümde 8900 TL yine tekrar ceza yemiştim. Onları vesaire daha ödeyemeden 30-40 bin TL'de içeriye girdik. Şu anda toplam borç MT07'yi satsam inanın ödeyemiyorum. Kendi motorumu satsam kaç para yapıyor abi? MT07 kaç para? 240-260 civarı bir arası bir şeydir yani. Cidden yapmıyor bu arada. Şimdi bu motor kimin? Bu motor daha önce R1 videosunu hatırlayan arkadaşlar bilir. Benim motorumu Osman abi kullanıyordu. Şimdi Osman abiye aşıyı verdik. 07'ye bir kere otobü kondu böyle. Ya dedi R1'i satalım, 07 alalım falan, şaka yapıyorum bu arada. R1 motor yedi arkadaşlar. R1 motor yiyince o da mecburen 0R1'i satıp, çünkü durumları el vermiyor motor yaptırmaya vesaire. R1'i sattık. Daha benim motorumla gazlayamadı bu motor. İki gün benim motoru aldık. Ertesi gün vesaire benim motor kilitledi. Bu ne yapıyor? Neyi bekliyorsun dayıcım sen? Bu arada şu nasıl üçgen metal. Bizimki biraz daha kendimize hastı. Bu biraz daha bir garip. Bu da hoş duruyor aslında. Bu arada ceket vesaire girmedim. İnşallah asfaltta bir bütün olmam. O yüzden de biraz dikkatli gitmem gerekiyor. Bu motoru daha dediğim gibi bir haftayı doldurmadık galiba alalı. Motor güzeldi, ben kontrol ettim. Ben baktım motora. Ama şu şeyi, vites şeyini görmedim dostlar ya. Oraya
niye dikkat etmedim ben onu bilmiyorum ya. Normalde 07 alırken onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çoğunla çalışmıyor. Bunda da çalışmayan denk gelmiş. Çünkü kronik rahatsızlıkları var 07'lerin. 2014'te ben bunu yaşamadım. 2014'te yaşamadım hiç bu vites göstergelerinin çalışmadığını görmedim ama bu 5. vitesi çalışmıyor. Yani büyük ihtimalle tamir ettirsek bile tekrardan bu arızaya düşecek. Aslında bir Lara yapardık da Osman abiyi çok fazla bekletmek istemiyorum dostlar. Çünkü ben motorunu aldım. Sağ olsun aradım telefonda. Abi dedim böyle böyle benim motor yatak sarmak diyesim geliyor basit bir şekilde. Ama yatak sarmadı. Motor kilitledi direkt. Motor yedim artık. Yani başka tabiri yok. Yatak sardı diyeceğim ben ya. Siz öyle anlayın dostlar, tamam mı? Şimdi Osman abi dedim böyle böyle benim motor yatak sarınca dedim videosuz kalmayalım. YouTube için bir video çekeyim en azından bilgilendirme amacıyla bir video olsun vesaire dedim. En iyi bildiğim motorda 07'ini ver de bir video çekeyim falan filan dedim. O da tamam kardeşim sıkıntı yok vesaire. Kafeye geldik. Kafeye gelince benim zaten evin yakınlarındaydı. 50cc ile gittim. Benim küçük motoru bıraktım. Kafede şu anda tek başına oturuyor ve beni bekliyor. Videom bitsin de gideyim artık diye. Bu videoya çok fazla render yapamayacağım. Onun için söyleyeyim. Belki yaparım. Fragman olarak da şeyi atacağım zaten. Neydi o? YouTube Shorts'ları artık takip edin. Çünkü Shorts'ları çok fazla kullanmaya başladım. Normal videolardan ziyade Shorts'ları daha çok önemsiyorum. Ne bileyim hem basit oluyor böyle. Hem de kolay oluyor ya. Bu arada biz yanlış yere girdik. Normal Mark Antalya'nın önünden gidecektik. Neyse ileriden U döneriz. Sıkıntı yok. Ama iyi ki ceket giymemişim. Gerçekten çok sıcak. Bunda ABS var mıydı ki ya? Aha ABS var lan bunda. Evet var. Ayağımı titretiyor böyle. Ayağını titretiyor. ABS'li olması güzel bir şey. Abi yan mermisini bile özlemişim ya. Ne oluyor orada? Şimdi burası tekrar Lara'ya gidiyor. Lara'ya gitmeyeceğiz. Ben bu taraftan gitmek istiyorum. Bu taraftan böyle dolanacağız abi. Falezin oradan falan geçeceğiz. Videoyu bitiririz sonra. Ondan sonra dostlar işte ne anlatıyordum ben hatırlamıyorum ama Osman abi işte tek başına kafede şu anda benim videoyu bitirip geri gelmemi bekliyor. Hatta motoru da şu şekilde bir dışarıdan bir göstereyim. Motor şöyle kırmızı. Çok hoş bir motor. Rengi diğerlerine nazaran daha bir hoş duruyor kırmızısı. Benim çok hoşuma gitmişti motorun rengi. Yani Osman abiye de bu hayırlı olsun diyelim buradan. Tartar diye geldi adam amına koyayım. Crossman amına koyayım. Farı çok 07'ye çok benziyor. Bu arada arkamızdan polis geliyor. YMR sesi var. Dostlar işte gittim oraya. Baktım motor harbi çalışmıyor. Böyle marşa basıyorsun. Volant bile dönmüyor. Döndüremiyor çünkü. Marş motoru şeyi döndürmüyor. Motoru döndürmüyor. Zaten orada bir dünyanın başıma yıkıldı. İlk baş dedim böyle kendimi avuttum böyle motor tesisatta bir problem var vesaire sandık. Sonra oradan dönerken de aslında olay yaşadık bir sürü.
Motoru iterek geldik. 4-5 motoruz. Motoru itiyoruz. Şeyler de, arkadaşlar da arkadan geliyor. Trafik tam mesai bitiş saatine denk geldi, tamam mı? Mesai bitiş saatine denk geldiği için trafik çok sıkıştı. Ondan sonra şey yaptık. Bizi polis durdurdu. Şahin motorlu trafik polisi durdurdu. Dedi ne yapıyorsunuz, ne yaptığınızı sanıyorsunuz falan. Ve ilk baş sinirli çıktı. Ondan sonra biraz biz yavaşlattık, okşadık birazcık polisi. Ondan sonra dostlarım, polis dedi, motoru dedi bu şekilde devam edemezsiniz dedi. Yoksa dedi adli işlem uygularım mı dedi, öyle bir şeyler dedi. Cezai işlem uygularım demedi ama, ondan eminim. Adli işlem uygularım falan filan dedi. Biz de abi dedik tamam bırakalım motoru buraya. Ben dedim akşam çekici falan getirir bir şekilde alırım dedim ve çekici getirmedim dostlar bu arada. Gittim MT-25 ile benim motorumu ittik. MT-25 ile de bir video çekeceğim. Alabilirsem vesaire. Hoş olacak. İşte R25 var bir tane. R25 ile bir video çekeceğim. Sizleri olabildiğince videosuz bırakmamaya çalışacağım. Yani shorts büyük ihtimalle kendi motorum olmadığı için atamayabilirim. Delinecek R25. ABS olduğu için hiç korkmama gerek yok. ABS bizleri durduruyor. Abi güzel gidiyor bu ya. 50 cc'ye bine bine şu motorun torkunu özlemişim. Gelir mi sizce burada? Benim lastiğim kötü olduğu için gelmiyordu. Şöyle bir yapalım. Isıt ısıt ısıt ısıt. Yok bu da gelmiyor beyler. Ya Antalya'nın öyle bir yerleri var ki dostlar. Bazen lastik çok sarıyor, bazen tutmuyor. Bu tutuyor Allah'a şükür ama yine tam verimi veremiyor yola. Yani birden şahlandıramıyor motoru, bir garip ya. Debriyaj vesaire tokatlaman gerekiyor. Onu da bunu da şu motorda yapamıyorum. Çünkü manetler kısa, alışkın değilim. Ben de orijinal manet olduğu için koyuyorum abi hat. Koyuyorum hat. Şöyle biraz arttırsam. Bak tekerler ıslanacak şimdi. Arkamdaki abi lütfen götüme kadar girme. Islanmak istemiyorum. Islanmak istemiyorum. Düşmek hiç istemiyorum. Evet. Bu taraf soğuk. Bak burası sarıyor. Evet sarıyor. Şurada bir deneyelim. Yok abi çok sarıyor be. Evet bak şurada sarmaz bu arada. Bu kim lan? 09. Abi bir şey diyeyim mi? Altıma sıçtım. O sesi duyunca bir an dedim şahinlerden birisi geliyor vesaire. Bir de başkasının motoru tekrar yapıyorduk. Abi. Oh. Sadece indir kaldır yapıyoruz zaten ya. Çok fazla bence göze battığımızı düşünmüyorum. Oy. Kendi motorum dediğim gibi bir veya iki haftaya falan çıkacak dostlar. O çıkana kadar bu şekilde farklı motorlarla inceleme videoları atabilirim. Bu arada üstünde bulunduğumuz motor 2015 model ABS'li bir motosiklet.
ABS olması tabii ki biraz daha iyi ve modeli de biraz daha yüksek. Ama 5. vites lambası yanmıyor. Zaten biraz yaklaştık. Aslında bu videoyu burada kapatsak güzel olur dostlar. Çünkü yeter bu kadar. Kendi 07'm olmayınca gazlamak benlik değil. Son tekerimizi yapalım abi. Arkama bakıyorum çünkü kör noktamda bir şey olur. Polis olur, aynadan göremem. Polis olur, aynada göremem, bir şey olur. Bunu çok yazıyorsunuz yorumlarda ama ben yine de söylemek istedim. Bu arada kuyruk varmış. Allah'tan çok fazla senteyi geçirmiyoruz. O yüzden sıkıntı olmuyor. Dostlarım, kendinize iyi bakın. 07'm çıktığında veya diğer motorlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.